Eşime ve çocuklarıma dini yaşamaları için baskı yapabilir miyim diye sorulmuş. Tabii ki hem eşinize hem de çocuklarınıza dini vecibelerinin yerine getirmeleri için telkinde bulunabilirsiniz. Bu telkin zorunluluktur. Çünkü siz onlardan mesulsünüz. Kullukum ra'in, kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Hadisi şerifi içerisinde bir erkek evinin tamamından sorumludur. Hem eşinden sorumludur, hem çocuklarından sorumludur. Dolayısıyla bu sorumluluğun yerine getirilmesi gerekiyor. Onların akidesinin, onların salih amellerinin deruhte edilmesi için evvel emirde onların bilgilendirilmesi, sonra onların bu bilgi çerçevesinde amel etmeleri elbette ki sizin talep etmeniz gereken şeydir. Ancak burada güzel ahlak, birinci derecede güzel ahlak, sonra onlara zorbalıkla değil de güzel bir üslub ile, güzel bir telkin ile bunu yerine getirmeniz gerekiyor. Bu hususta bizim örneğimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe validemizden gelen rivayette ve Enes bin Malik'ten gelen rivayette Resul-i Ekrem ne hizmetkarlarından ne eşlerinden kimseye vurmamıştır. Resul-i Ekrem bazı durumlarda kızıyordu. Hatta onun kızgınlığı yüzünden belli oluyordu. Ama hiç kimseyi dövmemiştir. Dolayısıyla siz de terbiye metodunda Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı kendinize rehber ederseniz, onun üslubuyla üsluplanır, o şekilde davet ederseniz, onun güzel ahlakıyla ahlaklanır ve o şekilde insanlara hem akide yönüyle hem salih amel yönüyle telkinde bulunursanız, sorumluluğunuzu yerinize getirmiş olursunuz ve Allahu Teala'ya karşı zimmetten kurtulmuş olursunuz inşallah.